Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenlerim, bugün gönlüme düşen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadis-i şerif Müslim kitabının iman bahsinde, Buhari'nin ise müsakat ve şehadet bahsinde geçmektedir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Selâsetün lâ yükellimuhumullâhu yevmel kıyâme ve lâ yenzuru ileyhim ve lâ yüzekkihim ve lehum azâbun elîm. Burada şöyle buyuruluyor. Allahu Teala kıyamet gününde şu üç kimseyle konuşmayacaktır. Onlara nazar etmeyecektir. Onları temize çıkarmayacaktır. Ve onlar için acıklı azap vardır. Büyük bir tehdit var burada. Kıyamet dünyanın karşılığının ödendiği gündür. Ve üç grup insandan bahsediyor Efendimiz. Ne onlarla konuşur, ne onlara rahmet nazarıyla bakar, ne onları temize çıkarır, onlar için can yakıcı bir azap vardır. Bu diziliş ve bu anlam Ali İmran suresi 3. suredir. 77. ayetinde de buna benzer bir sıralama vardır. İsteyenler oraya bakabilirler. Tabi detaylara çok girmeyeceğim. Hadis-i şerif şöyle, racülün, bunlardan bir adam, buradaki racül adam veya kadın veya kişi diye de tercüme edebiliriz. Ala fadli ma'in bil felati yemnehu min ibni sebil. Buyurdu ki Efendimiz, çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. Yolda ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirgeyen kimse. Suyun değeri ve ihtiyaç fazlasının verilmesi. Ve yes'elûneke mâzâ yunfikûn kulil afû. Neyi infak edelim diye soruyorlar. De ki ihtiyaç fazlasını diye ayet-i kerimeyi hatırlarız. Ve suyu bölüşmenin ister komşu ister devletler arasında İnsanlık için ne kadar önemli olduğu anlatılıyor. İkincisi, وَرَجُلُنْ بَيَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. Malını ikindiden sonra pazara çıkarmış, فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَاَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا. Yemin ile şu paraya satın aldım diye Allah'a yemin ediyor. فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ. Ve yalan yere yemin eder, yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Çünkü yemin etti ya, tıpkı iblisin Adem ve eşine Allah adına yemin ederek nasihat verip yemininde yalancı çıkması gibi. Demek ki Allah adına ticari söylemde bulunup ona muhalif davranmak, bu kimse başkasını kandırdığı için Allah-u Teala onunla konuşmayacak, rahmet nazarıyla bakmayacak, onu temize çıkarmayacak, onun için can yakıcı azap vardır derken dört tane sıkıntıdan bahsedilmektedir. Üçüncüsü ise وَرَجُلُنْ بَاَيَا اِمَامًا لَا يُبَايَهُ اِلَّا لِدُنْيَا. Çıkarı için devlet başkanına İtaat eder, biat eder, bağlılık gösterir, taraftar olur. Yani kendisine dünyevi mal, mülk, makam, mevki, para verildiği için devlet başkanından yana olur. فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَا. İstediğini verirse devlet başkanı, o kimse sözünde durur. Ona bağlılığını devam ettirir veya ona hizmet eder.
ve in lem yu'tihi minha lem yefi. Eğer sözünde durmazsa, yani vazgeçer, vermezse, o zaman o da devlet başkanı kendisine istediğini vermediği için o da sözünde durmaz, görevini ifa etmez buyurulmaktadır. Onun için mümin için önemli olan özgürlük evvela iman özgürlüğü, tevhid özgürlüğü, sonra salih amel yapma özgürlüğü, bunlarla beraber de tabii dünyevi hayatını ikame edeceği için haklarını ve hukuklarını ve güzel insani değerlere uygun yaşamasını düşünmesi, istemesi mubahtır. Ama bağlılık sadece dünyevi olursa, gelir, maaş, ihale, kadro veya işte bunun benzeri işlerde olursa, o takdirde buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu bağlılık içinde olan insanla Allah konuşmayacak, ona rahmet nazarıyla bakmayacak ve onu temizlemeyecektir ve onun için can yakıcı azap vardır buyurulmaktadır. Bundan dolayı şu ayet de hatırıma geldi evlilikle ilgili Bakara suresinde. Köle olan müminin hür olan müşrikten daha iyi ve hayırlı olacağı, evlenilmeye layık olacağı anlatılır. Neden? Çünkü müşrik olan kocalar cehenneme davet ederler. Allahsa izniyle mağfirete ve cennete davet eder. Demek ki müminin özgürlük anlayışı veya devletle ilişki anlayışı manevi değerlerini ön tarafa koyaraktır. Öyle olmasaydı Mekke'deki zengin olan bazı sahabe niçin Medine'ye gitsin? Ya da Medine'de zengin olan neden malını Mekke'den gelen muhacirlerle bölüşsün? Öyleyse mümin mal yığmak için değildi. Müşrikler demediler mi Efendimiz'e? Devlet başkanlığı istiyorsan verelim. Mal istiyorsan verelim. Evlenmek istiyorsan istediğini verelim. O ne buyurdu? Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz ben davamdan vazgeçmem buyurdu. İnsanların özgürleşmesi, o özgürlüğün nefislerine bile esir olmayacak dereceye yükselerek Allah'a kul olmalarının önündeki fitne ve engellerin kaldırılmasıdır. Bu şu anlama gelmez. Devletin israf etmesine göz yummak, alayişini alkışlamak, hakları vermemesini normal görmek, faizcileri zengin etmesini kabul etmek anlamına gelmez. Ama ameller niyetlere göre, herkeste yaptığından gücü miktarınca mesul olduğuna göre, bu son madde üzerinde günümüz dünyasının durması ve düşünmesi lazım. Buradaki ilkeler dünyevi değil, uhrevi ilkelerin öncelenmesine büyük bir işaret sunmaktadır. Cenab-ı Hak hadis-i şerifi anlayıp burada belirtilen tehlikelere düşmeden huzuruna varmayı nasip eylesin ve kendisiyle konuşulmayan, rahmet nazarıyla bakılmayan, günahlarından arındırılmayan kişilerden ve elim azaba da düşenlerden bizi eylemesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.